Oh be. Sonunda konuştun ha Mecnun. Ama ben dedim ha. Bu çocuk bunu da atlatır dedim. Bunu da atlatır demedin mi Nurtay? Daha bu sabah söyledim. He? Evet. Öyle dedim. İşte umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Önünde sonunda toparlayacaktı kendini. Sonunda konuştu işte. Aksakallı. Kulağına ezan mı okusak çocuğun acaba? Saçma saçma konuşma. Çakma sakal. Çocuk doğmadı. Konuştu. Dede, bir şey diyeceğim Allah aşkına. İlk ne dedi bu? Bu ilk ne dedi? Baba mı dedi? Baba dedi değil mi? Söylesene baba mı dedi Allah aşkına? Yok yok, o Erdal Bakkal demiştir. Erdal Bakkal. Evet. Erdal Bakkal dedi değil mi? Yok yok. Kesin Kamil demiştir o ya. Kamil canım benim ya. Evet. Neyse. Sonuçta bu Badire'yi de atlattım be Mecnuncuğum. Aferin sana. Yani zor oldu tabii senin için de ama biz de çok üzdüm be. Vallahi üzüldük. Üzüldün mü? Minibüs kaldırıyor ya, minibüs kaldırıyor. Bin minibüse git. Bu arabada ne işin var? Her tarafı bantlı cuntlu. Allah'ım yarabbi, at kokuyor bu araba, at kokuyor. Kimlerle düşüp kalkıyorsun oğlum sen? Arkadaşların kimler? Erdal, rahat bıraksana çocuğu. Kafası karışıyor. Ya bunun kafası mı var Allah aşkına Nurten karışsın ya? Kafam var bunda. Konvoyu kaçırdık, konvoyu kaçırdık. Ya pardon usta, şuradan dönerim, bulurum ben konvoyu sana ya. Nasıl bulacaksın? Ya şişirdin beni, bir dakika usta ya. Bulacağım şuradan, sapayım bulacağım usta. Oğlum gömecekler, cenazeyi gömecekler. Kaçırdık, konvoy gitti o tarafa. Al işte, dönüyorum şuradan şimdi bak. Hah, al işte, al işte, al konvoy karşı bak. Bak orada işte, bak dörtler yanıyor bunlar değil mi işte. Hah, bulduk işte usta, bulduk. Tamam, yani önüne yok bak. Yere kalbimi içmiyorsun benim ya. Hassas bir insanım ben usta ya. Önüne bak, önüne bak. Ne yapayım abi ya? Dörtlülerini yakmış gidiyordu tüm arabalar. Ne yapacağız biz şimdilerde? Ya ne yapacağız işte Allah Allah. Düğünde ağlanmaz. Cenazede oynanmaz. Ne yapalım? Gelmişken biz de oynayacağız karışıp aralarına. Hadi hadi gel gel hadi. Biz de dans edelim mi birlikte isterseniz? Gelin hadi. Kamil yüzünden her şey. Bu Kamil eğer cenaze konvoyu yerine düğün konvoyunun peşine takılmasaydı bunlar olmayacaktı. Ne yapsaydık yani, milletin düğününe gidip de öyle beş karış surat oturup da rezil mi etseydik milletin düğününü?